Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde SQL Lite veri tabanımıza nasıl veri yazarız? Bununla ilgili metotlar nelerdir? Onları anlatmaya çalışacağım. Öncelikli olarak iki farklı metodumuz mevcut bu işi yapmak için. Exec SQL ve Insert diye. Exec SQL'i zaten tablolarımızı oluştururken kullanmıştık. Buraya string olarak verdiğiniz sorguyu çalıştırıyor ve geriye herhangi bir veri döndermeyen yapı Exec SQL. Geriye herhangi bir veri göndermiyorsa tabii ki de bunun içinde select sorguları yapmak çok anlamsız olacaktır. Yalnız bu Google tarafından onaylanmıyor. Güvenlik açıkları sebebiyle işte SQL injection olaylarına açık olduğu için. Bir de insert diye bir metodumuz var. Bu metotta 3 tane parametre oluyor. Öncelikli olarak insert yapılacak tablo adı. Daha sonra null değer ediliyor. Burası şöyle ki, boş bir kayıt oluşturmak istiyorsanız buraya sadece null ifade içeren bir alan yazarsanız eğer ilgili satıra boş bir kayıt oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra values dediği de bir tane content values sınıfı nesnesi istiyor. Biz bunun içine aynı bir bundle'a veri koyar gibi key value ilişkisi içerisinde bütün değerlerimizi koyup daha sonra bunu buraya gönderirsek bu kayıtlar ilgili satıra ekleniyor. Bu metot geriye long if bir id değeri döndürüyor. Bu id, atıyorum siz 5. kaydı kaydettiyseniz eğer, geriye 5 değerini gönderiyor. Ve Google tarafından onaylanan yapı da bu. Şimdi bu iki metodu da gerçekleştirelim. Bakalım nasıl oluyormuş. Bunun için main activity'ye gidiyorum. Gördüğünüz gibi burada bizim database'imiz readable modda açılıyordu ve biz bunu kontrolünü yapmıştık. Burayı silelim. Aşağıya geliyorum. Bir tane metot oluşturacağım. Private void. Mesela not oluştur diye bir tane metodum olsun. Ben bunu oluşturduğumda database'i ele alayım ve bu database'e ilgili insertleri yapayım. Bunun için öncelikle ne yapıyorduk? Database helper'dan bir tane nesne üretiyorduk. New database helper. Ve bu benden context değerini bekliyordu. This deyip buraya geçiyorum. Daha sonra SQLite database dedim. DB dedim. Ve helper'ımı kullanarak ne yapıyordum? Get readable ve writable database'lere erişebiliyordum. Bu sefer okuma değil yazma yapacağız. O yüzden writable database'i seçtim. Ve artık DB nesnemi kullanarak ben database'ime veri girişi yapabilirim. Bunun için bir tane string sorgusu hazırlayalım. String, ne diyelim, insert sorgusu query. Daha sonra buraya insert into deyip kaydımızı yapacağız ama uzun sürmemesi adına ben daha önceden yaptım. Şurayı şöyle kopyalayayım. Yani gerekiyorsa anlatırız. Insert into notlar tablosuna işte öncelikli olarak parantez açıp veri gireceğiniz alanları belirtiyorsunuz, sütun adlarını. Daha sonra da values deyip bu alanlara gelecek sırasıyla gelecek değerleri yazıyorsun. Mesela not içerik olarak spora git demişim. Kategori ID burada 1. Oluşturulma tarihi olarak bu değeri verdim. Bitiş tarihi null. Ve de yapıldı yapılmadı bilgisini de 0 verdim. 0'sa yapılmamıştır, 1'se yapılmıştır. Burada gördüğünüz bu diyezler escape karakter olarak geçiyor. Yani buradaki dendenleri string'in bittiği için, yani string bittiği için bu dendenleri koymadığımızı söylüyoruz. Bu yüzden böyle escape yaparak bu dendenlerin şuradaki dendenle aynı anlama gelmemesini sağlamak için böyle bir şey yapıyoruz. Insert sorgumuz bu şekilde. Şimdi iki türlü de sorgumuzu yapalım. İlk sorgu exec SQL diye. Buraya bu insert sorgusunu yollarsak ve bildiğiniz gibi bu geriye herhangi bir veri dönmeyecek. Bu satır çalıştırıldığında şuradaki kayıt benim veri tabanıma yazılacak. Şimdi gelin bir de diğer önerilen yöntemi yapalım. Öncelikle bir content values sınıfından mesela yeni kayıt diye bir tane nesne üretmemiz gerekiyor. Daha sonra bu yeni kayıta put metoduyla
Öncelikle bir anahtar belirliyoruz. Daha sonra da ona bir değer atıyoruz. Put dedim. Mesela şunu kopyaladım. Virgül dedim. Yani önce sütun adını yazdık, sonra bir sütuna gelecek değeri. Mesela buraya ne diyelim? Okula uğra. Bir tane daha yapalım. Yeni kayıt nokta put. Önce sütunumun adını yazıyorum. Yani bu notun mesela hangi kategoriye ait olduğu bilgisi ID olarak. Daha sonra da integer olarak bu değeri yazdım. Bu ve bunun gibi yapıyoruz. Her alanı yapmamız zorunlu değil. Null geçebiliriz. Şöyle iki tane daha kayıt var. Oluşturma tarihini bu verdim. Şunu hatta mesela 6 yapalım, farklı olsun. Yapılıp yapılmadığı değerini de integer olarak yaptım. Yeni kayıt nesnem bitti. Artık db.insert deyip gördüğünüz gibi öncelikle benden tablonun adını istiyor. Neydi bu? Not defteri entry.table name'di. Daha sonra ne istiyor? Null column hack dediğimiz alan istiyor. Şu an için null geçiyoruz. Daha sonra da content value nesnesini istiyor. Biz onu ne yaptık? Yeni kayıt diye oluşturduk. Şunu dediğim gibi tekrar anlatmak gerekirse boş bir kayıt girmek isteyebilirsiniz. Mesela database'de 4 tane kayıt var. Yeni kaydın hangi numarada olmasını istiyorsunuz? O hangi numaraya olacağını bilmek istiyorsunuz. Ne dedik bu? ID değerini geri gönderiyor long tipinde. Null bir kayıt atarak bir sonraki kaydın geleceği ID'yi öğrenebilirsiniz bu şekilde. Yalnız buraya bu sefer tablonuzda null değer içerebilen, mesela bizde bitiş tarihi null bir değer içeriyor. Buraya onu belirtmeniz gerekiyor. Bir tanesini belirtmeniz yeterli. Bu sayede o kayıt null bir şekilde, boş bir şekilde oluşturulmuş oluyor. Şimdi bunları burada yaptık. Şimdi not oluştur sınıfını, şey metodunu şurada bir yerde çalıştıralım. Çağıralım. Bu burada çağrıldığında buraya gelecek. Database'imizi açma modunda, yazma modunda açacak. Ve iki farklı insert. Yani ikisi de insert yapıyor ama dediğimiz gibi bu önerilen metot, bu önerilmeyen metot. İki farklı kaydı database'ime yazmasını bekliyorum. Uygulamamızı bir açalım. Uygulamam açıldı. Şimdi tekrardan Tools'un altında, Android'in altındaki Device Monitör'e gidelim. Buradan veri tabanı dosyamızı masa üstüne atalım. Bir bakalım kayıtlarımız orada mı? Device Monitör açıldı. File Explorer'da neredeydi? Data'nın altında. Data'nın altında. Daha sonra uygulamamızın package'ını seçiyoruz. Not defterim. Bunun altında Databases klasörü var ve gördüğünüz gibi database'imiz burada. Şuradaki ikonu tıklayarak bunu masa üstündeki DB klasörünün içine atalım. Şu eskisini buradan silelim, kafamız karışmasın. Neyse, önemli değil. Not defterim 2 diyelim buna. Bu isimle oraya kaydetsin. Daha sonra SQL Studio'da bu database'i açalım. Şurada buna bastığınızda yeni bir database oluşuyor. Buna bastığınızda var olan bir database'i açabiliyorsunuz. Not defterim 2 diye kaydetmedik mi biz bunu buraya? Bir dakika. Klasörü bir kontrol edelim. Not defteri 2. Yalnız bunu tam olarak atmamış. İsmini falan değiştirmeyelim o zaman. Şunu şurada bir kapatalım. DB demişiz. Direkt masa üstüne yollayalım o zaman bunu. Buraya geldi. Şimdi bu stüdyoyla bunu açalım. Masa üstünde. Not defterim. Aç dedim. Tıkladığımda tablolarım burada. Notlar tablomu tıklıyorum. Şuradaki data kısmına bakarsanız spora git, okula uğra kayıtları gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde
tablolarıma eklenmiş. Kategori olarak herhangi bir şey eklememiştim. O yüzden bir sıkıntı yok. Tekrar kodumuza bakarsak ne demişiz? Okula uğra ve de spora git. İki kayıt da eklenmiş. Bu sayede biz SQLite veri tabanına nasıl veri yazacağımızı da öğrenmiş olduk. Bir sonraki derste okumayı da öğrenelim de sürekli olarak bir kayıt eklediğimizde bu işlemi yaparak kontrol etmekten kurtulalım. Verileri okuyup arayüzümüzde gösterelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.